Merhabalar, ben Yağız İlhan. Bugün yepyeni bir kitap tanıtım videosuyla karşınızdayım. Anlatacağım kitap hoşuma giden bir kitap. Okuduğumda böyle hüzünlendirdi, yani hüzünlendiren yerleri de var ama yani yazılışı falan çok hoş. Kitabın Toprak Ana, Cengiz Aytmatov'un bir romanı. Bayağı sevdim. Bitireli nereden baksan 3 gün oldu. 3 gün oldu tabii, vize haftaları nedeniyle biraz yavaş okudum bunu, tabi derslere falan çalışmaktan. Şimdi kitaba geçelim. Kitabın ilk baş künyesine bakalım. Kitap Cengiz Aytmatov tarafından yazılıyor. Toprak Ana adı. Ötken Yayınları çıkarmış kitabı. Şimdi kitabın arka yazısı var, onu okuyalım. Kitabın önemli yerlerinden birisi. Künyeden sonra en önemli yerlerden biri de arka yazılardır. Çünkü arka yazılar kitapla ilgili bazı bilgiler içeriyor. Neyse, şimdi bakalım. Toprak Ana. Ünlü yazar Aytmatov'un en güzel romanlarından biridir. Bu eserde savaş meydanında eşini ve 3 oğlunu kaybeden kahraman bir ananın zor zamanlarda dişi tırnağıyla işlediği, kanı ve teriyle suladığı toprakla dertleşmesini okuyoruz. İnsan sevgisinin çalışkanlığını ve fedakarlığını nasıl kutsal bir geceliğe ulaştığının en çarpıcı örnekleri görüyoruz. Yetiştirdiği buğdayı kendisine bir avuç ayıramadan cephedeki asker için gönderen Kırbız Göğüs'ün 2. Dünya Savaşı sırasında çektiği sıkıntıları, acıları da film seyreder gibi görüyorsun. Bu kadar da değil. Aytmatov güçlü kalemiyle aşk ve nefreti, iyi ile kötüyü yüzleştiriyor. Okuru heyecandan heyecana sürüklüyor ve düşündürüyor. Kısa tonalardan bahsedelim. Bu kitabımızda yine bir kitap Kırgız köylülerini anlatıyor. Bir Kırgız köyü var. Tabi 2. Dünya Savaşı başlıyor. İlk baş şey bir karakterimiz, Tolganay diye bir karakterimiz var. Onun bakış açısıyla yazılmış bir kitap. Tolganay tabi evleniyor falan, kocası var Suankul. Sonra işte evleniyorlar, yuva kuruyorlar. 3 tane oğulları oluyor. İsimleri Maysaber, Kasım, bir de Caynak var. Çocuklarını çok seviyor. Bir çocuğu şey yapıyor. Babası Suanku, kocası şey, tarla iş yapıyor, çiftçilik yapıyor. İşte biçerler falan sürüyor. Kasım denen oğlu o işleri yapıyor. Maysalbek oğlu var. O şeye gidiyor. O öğretmen olmak için şehre gidiyor. En küçük oğlu Caynak da böyle belediye işleri gibi bir şeylerle uğraşıyor. Çok mutlu bir ailesi var. Çok köylerinde bayağı güzel zamanlar geçiriyorlar. Hatta Kasım evleniyor. İşte onun eşi var, Aliman. O bayağı geçiyor şeylerden. Şimdi evlenen mutluyken her şey, 2. Dünya Savaşı başlıyor tabii. Bir atlı geliyor köye. Ve savaşın çıktığı öğreniliyor. Ondan sonra ilk başta tabii şeyi çağırıyorlar. En büyük oğlunu askere alıyorlar. Ondan sonra İşte tabii üzülüyor tabii, bir savaşa gönderiyorsun oğlunu. Bir de hani çok büyük bir yıkım olan bir savaş, 2. Dünya Savaşı, gönderiyor. Ondan sonra okuldaki oğlu var, şehirde okuyan oğlu, onu da alıyorlar askere, o da subay olarak alıyorlar. O küçük oğlu da gidiyor savaşa, onu da alıyorlar, o da bayağı genç. Yani 19-20 yaşlarında var ya da yok. En sonunda hatta o kadar şey oluyor ki kocasını bile çağırıyorlar Tolga'na. Yani adam kaç yaşında, 45-50 yaşında bir adam, onu da çağırıyorlar. Ondan sonra tabi savaştan dönemiyor 3 oğlu ve kocası. Ondan sonra işte sıkıntılar başlıyor, bazı olaylar oluyor. Aslında bu kitap biraz Tolga'nın anlatışı, yani Toprak Ana var, toprak, yani toprağı anlatıyormuş gibi, yani o şekilde bir anlatımla ilerleyen bir kitap. Şimdi olayları kısaca geçtiğimize göre biraz karakterleri tahlil edelim. Şimdi ilk karakterimiz Tolganay. Tolganay bu şey anlatan kişi de umutlu, böyle neşeli falan, ama ona rağmen yine de şey yapan birisi, böyle mücadeleci, yani böyle hemen kendini boşlamayan bir kadın. Ondan sonra kocası var Suankul, o da çok çalışkan, bayağı çalışkan bir karakter. Şimdi bir de oğullarından bahsedelim biraz.
İlk büyük oğlu Kasım var. O da babası gibi şey oldu. Çiftçilikte bayağı iyi. O da çok çalışkan. Sonra Maysal Bek var. O şey umutlarında böyle idealist birisi. O öğretmen olmak için yani insanlara bilgiler vermeyi amaçlayan birisi. O da yani o yönden iyi bir. Caynak var. Caynak da böyle çok hareketli, böyle çok aktif birisi. Böyle işlerle, bazı işlerle, belediye işleri falan. Onlar da çok aktif birisi. Sonra başka diğer karakter var. Aliman var. Aliman Kasım'ın eşi. O böyle çok şen şakrak bir karakter. Böyle çok neşeli. O kocasını falan çok seviyor. Hatta kocası çiçek falan götürüyor. O kadar samimi bir şey. Sonra başka dışarıda birkaç karakter daha var. Şey var. Komşusu var. Tolga'nın Ayşe. O da böyle biraz narin, böyle çok hasta olan birisi. Çok sürekli hastalanan. Sonra onun oğlu var, Bektaş. O da çok iyi bir çocuk. Bayağı çalışkan. Ya karakter olarak bu kadarı var. Diğer pek karakter yok aslında. Daha çok bu karakterlerin isimleri geçiyor. Başka karakter isimleri geçiyor ama bunları pek şey yapılmıyor. Yani en önemli karakterler şu an söylediğim karakterler. Şimdi kitapla ilgili izlenimlerime gelmek gerekirse, kitap gerçekten hoşuma gitti. Hoş, güzel yazılmış. Şeyi çok hoş. Üslubu. James Aitmatov gerçekten güzel yazan bir yazar. Şimdi isterseniz yani videoyu burada bitiriyorum. Yani bayağı anlattım. Yani kitabı tavsiye ederim. Alabilirsiniz, okuyabilirsiniz, imkanınız olsa hemen okuyun. Bu videonun sonuna geldim. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Arkadaşlarınızın ya da ailenizin görmesini istiyorsanız paylaşabilirsiniz ve en önemlisi diğer gelecek videolarımızda haberdar olabilmek için abone olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi okumalar, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kitapsız kalmayın, kitap okuyun, bol bol.